haftalık aranın ardından sosyal bilgilerden merhabalar efendim. Ankara stüdyolarındayız. Yine bir konuğum olacak ama bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Öncelikle milletimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Ve yeni jenerimizi beğendiğinizi ümit ediyorum. Bugün konuğum kim? Adana Milletvekili, Sağlık Komisyon Başkanı Necdet Ünüvar. Peki Necdet Ünüvar kimdir? Kısa bir VTR'miz, VTR'nin ardından sohbetimize başlayacağız efendim. Sözü özü bir olan insanların yaşadığı, yüzü ak coğrafya, güneşi gibi sıcak insanlarıyla gök kubbe altındaki en güzel yeryüzü olan Anadolu'nun hikayesinin yiğitlikle, mertlikle ve cömertlikle yazılı köşesi. İşte Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Kozanlı Halil Usta ve Ceyhanlı Müzeyyen Hanım'ın çocukları olarak 6 Haziran 1960'ta Ceyhan'da dünyaya geldi. Mütevazi bir ailede milli değerlerine bağlı ve insan sevgisiyle yetişti. İlk ve orta öğretiminin ardından kazandığı Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini başarıyla bitirdi. Uzmanlığını iç hastalıklarıyla endokrinoloji ve metabolizma alanında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. Mesleki alanda çalışmalarını yürütürken çok önem verdiği akademik çalışmalarını da sürdürdü ve bilimsel çalışmalarının ardından doçent ve profesör oldu. Erzurum'da mezun olduğu üniversite olan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. 12 Aralık 2002 ve 8 Mayıs 2007 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. Osmanlı'nın insanı yaşat ki devlet yaşasın ödü, hep bu önemli görevde çalışmalarının rehberi oldu. Bugün hala Türkiye Cumhuriyeti tarihinde büyük bir devrim kabul edilen ve halkımızın her bireyin etkin, kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlayan sağlıkta dönüşüm reformunun mimarlarından birisi oldu. Günümüzde 18 yaşın altındaki her Türk vatandaşı ücretsiz sağlık hizmeti almaktadır. SSK'lı vatandaşlarımız istediği hastaneden istediği hizmeti, istediği eczaneden ilaçları alabilmektedir. Bir yandan hastalar için çok büyük bir sorun olan eczanelerde ilaç kuyruğuna son verilmesi için çalışırken, bir yandan da bugün ülkemizin her köşesine, hatta dünyanın her köşesinde hastalara ulaşan ve kısa adı UMKE olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin kurucularından birisi olmuştur. Vatandaşlarımız eskiden sadece yabancı filmlerde gördüğü helikopter ve uçak ambulanslarla hasta naklini AK Parti döneminde bizzat yaşamaktadır. Yine eskiden yurt dışına tedavi amaçlı hastalarımızı gönderirken, günümüzde yurt dışından hasta kabul eder bir noktaya gelmiş durumdayız. Sağlıkta dönüşüm reformu sayesinde günümüzde yeşil kartlı vatandaşlarımız da insanca bir sağlık hizmetinden rahatlıkla faydalanmaktadır. Hem akademik alanda hem de bürokrasinin en üst kademelerinde başarıyla hizmet eden ünü var. 23. ve 24. dönemde Adana Milletvekili seçilerek milletine ve seçim bölgesi Adana'ya hizmet etmeye devam etti. Milletvekilliği döneminde Türkiye'de bilişim ve internet üzerine yapılmış en kapsamlı çalışma olan Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaparak 1200 sayfalık rapor yayınladı. Çalışmalarında uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadeleye ayrı bir önem verdi. Parlamentoda kurulan ilk bu alanda yapılan araştırma komisyonuna başkanlık yaptı. 486 sayfalık raporun yayınlanmasının ardından Başbakanımız ve hükümetimizin önemsediği uyuşturucuyla mücadele acil eylem planında aktif rol aldı. Başbakan yardımcımızın başkanlığı ve ilgili 8 bakanla birlikte uyuşturucuyla mücadele yüksek kurulu üyesidir. Ünüvar toplam 6 araştırma komisyonunda aktif rol aldı. 23. ve 24. dönem Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı. 31 Ocak 2013 tarihinde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına seçildi. Ünüvar aynı zamanda Dost ve Kardeş Ülke Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı'dır. Engellilerimizin rehabilitasyonu ve geriatri konularında projeler ve çalışmalar yürüten ünü var. Evli ve 3 çocuk sahibi. Ayrıca endokrinoloji ve metabolizma hastalıklarında tedavi, Her Dem Erdem ve Dijital Siyaset adlı 3 kitabı bulunmakta ve İngilizce bilmektedir. Ünü var. Adı, geçmişi ve bugünü ak bir isim. Şimdi yeniden Adana ve büyük milletimize hizmet etmek için Adana Milletvekili adayı.
Haydi Adana. Şimdi video aslında çok hoş olmuş ve gıptayla izledim. Koca bir ömrü 4 dakikaya sığdırmak mümkün değil ama hakikaten çok ciddi bir başarı öyküsü var hocam, sizden öğreneceğimiz. Şimdi sondan başlamak istiyorum. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz de sizi meclisten apar topar getirdik. Meclis bugün açık, bütün milletvekillerimiz mecliste diye tahmin ediyoruz. Öncelikle bu konuyla ilgili bir mesajınızı alabilir miyim? Çünkü gençleri çok önemsiyorsunuz. Gençler sizi çok seviyor. Çocuklar sizi çok seviyor. Estağfurullah. Ben de onları çok seviyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum yayın için. Bugün 23 Nisan ve Regaib Kandili. Evet. Yani gündüzü milli bir bayram. Gecesi de dini bir bayram. Gerçekten hem milletimiz hem İslam alemi için çok hoşnut olduğumuz bir gün olması temennisiyle herkesin hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hem de gece Regaib Kandili'ni kutluyorum sizin vasıtanızla. Hakikaten bugün çok önemli bir gün. Hem çocuklar açısından önemli. Yani Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz Cumhuriyeti çocuklarımıza emanet etmişti. O emanet ettiği Cumhuriyeti ecdadın torunları olarak bizler büyütmek durumundayız. Her alanda. Ekonomide, sanayide, tarımda, ticarette, dış politikada onurlu bir ülke haline gelmesi için çok çalışmak, gayret etmek durumundayız. Tabii bizim çalışmaları toplum için özellikle en önemli çalışmaların yapıldığı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bugün sadece bayram değil, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1920 yılında 23 Nisan'da kurulduğunu hatırlatarak 95. Evet. kuruluş yıldönümü olduğunda ifade etmek istiyorum. Yani o zor dönemde biliyorsunuz Birinci Evet. Dünya Savaşı'nın ağır darbesini yemiş Osmanlı İmparatorluğu, meclisi mebusan dağılmış ve sonra oradaki kanaat önderleri, Cumhuriyet'in kurucu iradesi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere hepsi toplandılar ve bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdular. Tabii ki bu binada değildi, ulustaki binadaydı ama olsun, sonuçta Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak faaliyete geçti. Hamdolsun bugün 25. dönem seçimler için artık sahadayız. Ben de adayım. Dün gece itibariyle Ankara'ya döndüm bugünkü tören için. Töreni yaptıktan hemen sonra da tekrardan Adana'ya döneceğiz. 25 dönemdir Türkiye'de parlamenter sistemin gereği olan milletvekili seçimleri yapılıyor. Yani benden önceki dönemde 24 dönem insanlar milletvekili oldular. Millete hizmet ettiler. Hizmet etme gayesiyle parlamentoya girdiler ve güçlerini yettiğince hizmet ettiler. Bunu şunun için söylüyorum. 1920 yılında meclisi mebusandan sonra birinci meclis kurulduktan itibaren biz 25 dönem seçim yapar hale gelmiş iken Osmanlı İmparatorluğu'ndan dağılan Orta Doğu'daki Yemen'i, Suriye'si, Irak'ı, Arabistan'ı, Afrika'daki Mısır'ı, Tunus'u, yani o Balkanlar'daki ülkeler. Baktığınız zaman onların demokrasiye çok ama çok geç geçtiğini, hatta bir kısmının hala demokrasiye geçemediğini, demokrasiye geçiş sancıları yaşadığını görürüz. Bakınız Irak 15 yıldır huzursuz, 15 yıldır henüz tam olarak bir parlamenter demokrasiyi ortaya koyamadı. Suriye'de gerçekten hepimizin yüreğini sızlatan, kendi yavrularımızı severken evet, onların maalesef tırnağına herhangi bir taş dokunmasın, ayaklarına bir diken batmasın diye üzerine titrediğimiz çocukların vahşice bombalı silahlı saldırıların altında hayatını kaybettiğini görüyoruz. Filistin'de, Gazze'de, yine Orta Asya'daki bazı ülkelerde ve birçoğu da Müslüman onların ve o Müslüman çocuklarının hayatını kaybettiğini görüyoruz. Şimdi Türkiye gerçekten İslam dünyası içerisinde ve kendi bölgesel konumu itibariyle demokrasisini geliştirmiş, belli bir noktaya getirmiş bir ülke konumunda. Bizlerin parlamenter olarak yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1920'de kurulan meclisin bugünkü temsilcileri olarak bunu daha ileriye götürmek durumundayız. Yani daha fazla adımlar atmak durumundayız. Belki 23 Nisan'larda çocuklar için çok fazla şeyler söyleyebiliriz. Çok fazla önerilerde bulunabiliriz. Onların mutluluğu, onların gözlerindeki ışıltının artması ve onların geleceği hazırlanması noktasında çok önemli şeyler
yapmalıyız, yapacağımızı da ifade etmeliyiz ama işin bu boyutunun da gözden kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani Gazi Meclis'in Türkiye'de demokrasiyi daha ileriye götürecek bir takım günün şartlarına uygun yeni şeyler de yapması lazım. En başta yeni anayasanın yapılması yeni gerekiyor. Yeni anayasaya geçmeden önce aslında bugün dikkatimi çeken iki husus vardı. Hani bizim 23 Nisan'la ilgili bazı kalıplaştırdığımız şeylerimiz var. Mesela işte önemli makamlara o gün çocukları oturtup onların belki de hedeflerini, geleceklerini daha net belirlemeleri için. Ama bugün çok hoş bir şey vardı. Hem Cumhurbaşkanlığı makamında hem de Başbakanlık makamında bir kız çocuğu vardı. Evet. Şimdi yeni Türkiye'de zannediyorum hedeflenen ya da sizin vizyonunuzun içerisinde kadınların siyasette istihdam noktasında çok ciddi katkılarınız var. Bu çok önemliydi ve benim çok hoşuma gitti. Bir çok. Yani olarak. Sembolik değeri çok önemli. Çok ve önemliydi. Bilinçli bir tercihti. Orada aslında topluma verilmek istenen mesaj, bence hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Başbakanımızın vermek istediği mesaj, biz kadınları çok önemsiyoruz. Geleceğin kadınlarını da daha çok önemsiyoruz ve onların toplumda, siyasette, devlet yönetiminde çok daha etkin rol almasını istiyoruz. Ben şöyle bir tespitim de var Özlem Hanım. AK Parti olarak bizim %50'nin üzerinde oyumuz var. Yani şu andaki anketlerde %50 bantının civarında seyreden bir oyumuz var. Bu %50 oyu acaba kim ne kadar veriyor falan diye ben zaman zaman gözlemler yapıyorum ve çok enteresan sonuçlar çıkıyor. Mesela bize oy veren seçmenler arasında kadın seçmen sayısı daha fazla. %54 bu belirlenmiş. Çok daha fazla. Yani o oranı ben bilemiyorum ama şunu biliyorum ama bazı şeylerle kahvehanelere falan gittiğimiz zaman mesela bazı beyefendiler diyor ki hocam bize sizden oy çıkmaz diyor. Ama diyor bizim hanım size oy veriyor diyor. Niye oy veriyor diyorum. Daha sonra başka hanımlara falan da soruyorum. AK Parti döneminde yaptığımız icraatlerin hepsi toplumun ağır bir yükün üzerinde taşıyan kadınların üzerindeki yükü azaltmaya yönelik. Bakınız kurucu genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi sık sık bir şeyi vurgulardı. Bizim için 4 temel alan var derdi. 1 eğitim, 2 sağlık, 3 adalet, 4 emniyet. Baktığınız vakit eğitimde çocukların yükünü kim taşır? Anne. Anne. Peki çocukları okula gönderecek, okuldan getirecek, işte kitaplarını, defterlerini, ödevlerini vesaireyi falan anne. Peki eğitimde o bizim özellikle ilk yılımızda hayata geçirdiğimiz, yani artık insanların kapı kapı dolaşıp kitap falan aramadığı, aramak durumunda kalmadığı icraat kime yarıyor? Anneye. Değil mi? Kesinlikle. Bir kadına yarıyor. Peki sağlıkta biz çok önemli şeyler yaptık. Gerçekten erişimi arttırdık, insanların ilaca erişimini, hastaneye erişimini çok rahatlattık. Peki çocuk hastalandığı zaman kim çeker sıkıntısını? Anne. Anne. Eş rahatsızlandığı zaman kim çeker? Anne. Evet. Annelerin beklenen yaşam süresi de erkeklerden daha uzundur biliyorsunuz. Yani AK Parti ilk iktidara geldiği yıl 71'di ortalama. Bugün 76.8. Ve kadınlar erkeklerden 3 yaş daha fazla yaşıyorlar. Allah onlara daha uzun ömür versin. Sağlıkta bizim yaptığımız çalışmaların meyvesi en fazla anneye yarıyor. Bakınız bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. İki tane şey söylemek isterim, rakam söylemek isterim. Yani sağlıkta birçok şeyden bahsedebiliriz. Şehir hastanesinden, hava ambulansından, işte devasa hastanelerden, teknolojiden falan bahsedebiliriz ama peki bunun başarı göstergesi nedir dediğiniz zaman 3 şey karşınıza çıkar. Bir tanesi temel göstergeler. Yani 1000 çocukta ölen bebek oranı ne kadardır? 100.000 annede ölen anne oranı ne kadardır? Aşılama oranı ne kadardır? Bunlara baktığınız zaman 23 Nisan vesilesiyle söylüyorum ki bebek ölümü oranı AK Parti iktidara gelmeden önce yani 2002 yılında her 1000 bebekten 31.5'i vefat ediyordu. Yani 32'ye yakın. Şu anda her 1000 bebekten kaçı vefat ediyor? 7.8'i. Yani 4'te 1'ine inmiş. Peki 2002'de her 100.000 anneden kaçı vefat ediyordu? 64'ü. Bugün her 100.000 anneden 15.9'u vefat ediyor. Yani 16 dersek 4'te 1'i. Aşılama oranı ne kadardı?
2002'de %76 idi, bugün %98'e çıktı. Hastanede doğum yapan annelerin oranı çok arttı. Basit ama çok manidar bir şefkat örneğini verirsek, yani niçin bu kadar yapılıyor filan dediğimiz zaman, geçmişte insanların sağlığa erişimi vesaire falan bir yandan insanların hayatını kaybetmesine, sakat kalmasına yol açarken annelerinin ölmesine yol açıyordu. Uzakta ve doğum başladığı zaman çocuğun işte annenin doğumu yaklaştı. Hadi bakalım bunu bir an evvel şehirdeki hastaneye götürelim dediği vakit eve ya ulaşımda sıkıntı oluyordu ya kanamadan o anneler vefat ediyordu. Bizzat kurucu genel başkanımız, başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla valilere bir genelge gönderildi. 2005'ti galiba. Şöyle bir talimat. Bir anne hamile ise onu bir hafta öncesinden doğuma bir hafta kala doktor raporuyla bir hafta kaldığı tevsik edilmişse onu şehre alacaksınız. Bir misafirhanede, otelde, neredeyse misafir edeceksiniz. Sonra şehirde doğum başladığı zaman anne birkaç dakika içinde hastaneye ulaşacak. Ve benim müsteşarlığım döneminde de Sayın Akdağ'ın bakanlığı döneminde bir çalışma başlattık. Ölen her bir annenin niçin öldüğünün tespiti, dosya. Dosyayla tek tek takip ettiğiniz zaman sizden önceki problemlerin niye olduğunu bilmezseniz sizden sonraki çözümleri üretemezsiniz. O problemler tespit edildi ve adımlar atıldı. Mesela annelere demir vitamini veriliyor. Bebeklere demir ve D vitamini veriliyor. Çocuklar doğar doğmaz onların görme testi yapılıyor. Yani görme ile ilgili problem var mı? İşitme testi yapılıyor. Yani bir dizi şeylerle, eylemlerle bugün hamdolsun bebek ve anne ölüm oranında çok ciddi bir azalma var. Peki insanlar bu kadar hizmeti alırken ikinci kriter, cebinden çıkan rakam arttı mı? Hayır. 2002'de her 100 liranın 32 lirası cebinden çıkarken bugün her 100 liranın 17 lirası cebinden çıkıyor. Yani cebinden daha az para çıkıyor. İlaca, ulaşıma vesaireye falan daha az ki, para. Ben burada bir parantez açmak istiyorum. Hani sadece burada insana verilen değer arttı aslında. Hani hizmet artarken, hizmetteki kalite artarken insana verilen değer arttı. Şüphesiz. Bugün Türkiye'nin her yerinde harika hastaneler var. Gerçekten çok konforlu. Ben çocukluk döneminde de hatırlarım. Şimdi babam devlet memuruydu ki biz şanslı olan gruptandık. Çünkü evet, emekli sandığı biliyorsunuz. Evet. Daha ayrıcalıklı, imtiyazlı bir grup olmasına rağmen. İşte sabahın köründe kalkardık. İlçeye giderdik. Eğer sağlık problemi ciddiyse, ki ben badencik rahatsızlığı olan ve çok sık rahatsızlanan bir çocuktum. Yazık işte, adamcağız işten izin alır, bana vizite kağıdı yaptırır, birkaç gün önceden gidersiniz, sabahın köründe sıraya girersiniz, beklersiniz, tahlil varsa öğleden sonrasını beklersiniz, ama şu an böyle bir ortam yok. Siz randevu alıyorsunuz devlet hastanesinden. Tabii. Bakın, hani özel hastaneden bahsetmiyorum. Tabii. Gidiyorsunuz randevu dakikanızda, mesela geçen fark ettim, bu çok daha güzel, 7 yaşın altındaki çocukları randevu saatinden önce alıyorlar. Dışarıda anne ve bebeği tabii bekletmemek için. Hani bu da belli kesimlerin daha öncelikli. Tabii ayrıcalıklı tutuyorlar. Hani evet, küçük çocuklar evet, dışarıda tutulmasın. Randevudan 5 evet, dakika önce geldiyse de direkt girebilsin evet, diye. Şimdi gidiyorsunuz. Hiçbir işlem yaptırmıyorsunuz. Hiçbir evrak imzalattırmak ya da bir bürokrasiden çok uzak. Evinize giderken ilaçlarınızı alıyorsunuz ve çocuğunuzla birlikte çok gayet rahat bir şekilde bu hizmeti alabiliyorsunuz. Mukayese ettiğimiz zaman hakikaten çok ciddi bir gelişim var. Hani hem bir anne olarak hem bir yetişkin olarak. Ama şöyle bir handikapımız var galiba. Şimdi burada bunu anlatmak istiyorum. Ben bunu hatırlıyorum. Ama benden bir önce gelen ya da bir sonra gelen kuşak, benden daha genç olan kardeşlerimiz bunları hatırlamıyorlar hocam. Evet. Şimdi bunları hatırlamadıkları için sanki hep bu hizmet varmış. Hani AK Parti iktidarıyla birlikte bunlar olmamış. Sizden önce de bunlar varmış bilinciyle. Birazcık da galiba hani bunun fark edilmediğini düşünüyorum. Aslında tabii bunların anlatılması gerekiyor. Şüphesiz onlar da hizmetin kalitesini, hizmetin erişilebilirliğini falan fark ediyorlar. Ama bu ila nihayet sanki yıllardır, asırlardır bu şekilde oluyormuş gibi düşünülüyor olabilir. Tabi bunları anlatmak lazım. Esasında o güçlü istikrar döneminin neler kattığının da anlatılması gerekiyor. Belki gençlere onların dilinden de anlatmak gerekiyor. Ama onlar en sonunda
Yani oy kullanacak gençlerimizin en sonunda şeye girerken ortaya konan politikalara falan bakarak değerlendirme yaptığını düşünüyorum. Şimdi ben CHP'nin şeyine baktım. Seçim bildirgesini okudum. Tabii o ekonomide mazotun 1,5 lira olmasını falan girmeyeceğim. Yani mazotun maliyetinin 2 lira olduğu bir dönemde mazotu 1,5 liraya vereceğim demek aslında ciddi bir politik bir yanlıştır. Kılıçdaroğlu bunu niye yaptı bilmem. En azından belki de değerlendirme yapmadı. Yanında aslında aklı başında bazı ekonomistlerin olduğunu falan da biliyorum. Keşke onlarla konuşsaydı. Onlara girmeyeceğim ama iki tane konu var. O iki konu belki genç seçmenler onu dikkatli bir şekilde değerlendirirse bilirler. Bir tanesi diyor ki acil hizmetlerini ücretsiz yapacağım. Herhangi bir acil hizmetini almak için insan başvurduğu zaman onlardan herhangi bir ücret talep edilmediğini galiba bilmiyor. Hani başbakanımız dedi ya Kılıçdaroğlu'nun yanına bir rehber vereceğim diye. Türkiye'yi tanımıyor. Acaba diyorum ben geçenlerde bir gazeteci arkadaş sordu onu demeç olarak da verdim. Acaba bu bildirgeyi hazırlayan arkadaşımız Amerika'da yaşadığı için mi Türkiye'de acil sağlık hizmetlerine ücretsiz acil sağlık hizmetinin verilmediğini bilmiyor. Esasında olan biten bir şey. Bir başkası kanser tarama tırlarıyla kanser taraması yapacağım diyor. Bugün Türkiye'de 81 ilde KETEM'ler var. KETEM kanser eğitim ve tarama merkezi. Bir defa orada o taramalar yapılıyor. İkincisi Sağlık Bakanlığı 100'ün üzerinde mobil KETEM'ler kurarak yani mobil cihazlar alarak o Kılıçdaroğlu'nun yapacağım dediği şeyi yapıyor zaten. Mevcut halesi. Yani yapacak daha doğrusu. Esasında bu hükümetin başardığıyla muhalefetin hayal ettiği şey arasındaki açıyı da gösteriyor. Yani bizim yaptıklarımızı Sayın Kılıçdaroğlu hala hayal ediyor. Şimdi bunları anlatmak lazım tabii. Vatandaş memnuniyetine yansıyor ama. Mesela sağlıkta 2003 Mart ayında galiba 100 kişinin 39'u sağlık hizmetlerine memnunum derken ki o zaman anketler yapılırdı, düzenli olarak gelirdi. Ben de müsteşar olarak bakardım. İnsanların en fazla şikayetçi olduğu 3 alandan birisi sağlıktı. Ama 2006'dan beri insanların en fazla şikayetçi olduğu ilk 10 arasında sağlık sayılmıyor. Ne kadar önemli bir şey değil mi? Bu çok önemli. Tabii. 2006'dan beri yapılan anketlerde insanların en fazla muzdarip olduğu alan sağlık diye sayılmıyor. Yani işsizlikten şikayet ediyor, başka bir şeyden şikayet ediyor ama sağlıktan şikayet etmiyor. 100 kişinin 75'inin memnuniyeti var. Kesinlikle. Aslında bunun daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü uçak yolculuğunda bazen yanımıza muhalefet milletvekilleri falan geliyor veya dost sohbetlerinde. Onlarla oturduğumuz zaman onların memnuniyetinin olduğunu görüyorum ben. Sağlıkta çok güzel şeyler yaptınız diyorlar. Peki anketör ona sorsa memnun musunuz derse herhalde memnun değilim diyecektir. Hayır diyecektir ama burada sohbetimize bir virgül koymak istiyorum. Evet. Kısa bir reklam aramız var. Reklam arasının ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklam arasının ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğum Adana Milletvekili Sağlık Komisyon Başkanı Sayın Profesör Doktor Necdet Ünü var. Şimdi hocam reklam arasından önce aslında yapmış olduğunuz icraatların muhalefetin de içten içe destek verdiğini fakat bunu tabii ki anket çalışmalarını vesaire belki içine sindirip onaylayamadığını söylemiştik. Sağlıktaki çalışmalar bir yana hani birçok önemli şey reform, sessiz devrimler gözümüzün evet. önünde cereyan ediyor ama evet. biz belki birçoğunu gerek hükümetin aslında tevazu ki hani bir dönem diktatörlükte çok farklı şeylerle de suçlansa sayın kurucu genel başkanınız tevazu içerisinde devam ettiğini düşünüyorum. Mesela yani çok önemli bir buluşma var. Biz aslında milletçe 23 Nisanlar'da ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olduğu için uluslararası pek çok minik konu evimizde ağırlamayı şiar edinmiş bir milletiz. Evet. Ama yarın çok önemli bir buluşma var. Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü sebebiyle 24 Nisan'da dünyanın birçok ülkesinden liderler, evet. Cumhurbaşkanları, başkanlar, başbakanlar ve devlet temsili noktasında çok önemli bir buluşma var Çanakkale'de. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Bu da çok önemli. Evet, gerçekten çok çok önemli bir buluşma. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 24 Nisan'da böyle bir karar alındı ve 24 Nisan'da 100 civarında devlet adamı, başbakan, cumhurbaşkanı düzeyinde
devlet adamı gelecek. Çanakkale'de bir dünyaya bir mesaj verecek. 24 Nisan çok önemli. Her 24 Nisan'da hatırlayınız, işte Amerikan Senatosu'ndan Türkiye için işte sözde soykırımla ilgili bir açıklama olacak mı olmayacak mı diye oraya kilitlenir. Ben Amerika'da aklı selimin galip geleceğine inanıyorum. Esasında 100 yıl önce 1915 24 Nisan'ında sözüm ona işte soykırım yapıldığı iddiasıyla pek çok ülkede farklı parlamentolarda kararlar çıkartmaya çalışan bir Ermeni diasporası var. Esasında biz şunu söylüyoruz, 24 Nisan'a gelmeden önce onu ifade etmek isterim. Tarihi olaylardaki kararı siyasetçiler veremez. Yani ben siyasetçi, parlamentodan karar çıkartabilirim. Ama benim çıkarttığım karar tarihi olayları tam olarak yansıtmayabilir. Diğer parlamentonun çıkarttığı karar da tarihi olayları tam olarak yansıtmayabilir. Diyoruz ki biz Türkiye olarak, gelin arşivlerimizi açalım. İstediğiniz tarihçiye arşivleri açalım ve o arşivleri inceleyelim. Görülecektir ki aslında 1915 olaylarının bir soykırım falan olmadığı, işte o dönemdeki Ermenilerle o bölge insanının çatışmalarına ibaret olduğu ve bazı Ermenilerin de işte farklı yerlere tehcir edildiğini falan görebilirsiniz. Ama yani yer değiştirdiğini görebilirsiniz. Kaldı ki tarihçilerin rakamlarına falan baktığınız zaman işte 1,5 milyon rakamından falan bahsediliyor. Toplanıyor, bölünüyor falan. O kadar sayı falan çıkmıyor zaten. Yani öyle bir tarihi gerçekle karşı karşıyayız. O yüzden 24 Nisan'larda Türkiye'yi sözde soykırım iddialarıyla boğmaya çalışanlar esasında amaçlarına ulaşamadılar. Bundan sonra da ulaşamayacaklar. 24 Nisan'da Çanakkale zaferi biliyorsunuz 18 Mart'tı. Bu yıl 18 Mart'ta Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu Çanakkale'deydi. Orada gerçekten çok önemli, Çanakkale ruhuna uygun mesajı verdi. 24 Nisan'da da Cumhurbaşkanımız bütün o dünyanın önde gelen devlet adamlarını orada topluyor. Oradan da Çanakkale'den de esasında Türkiye'nin dünya barışına, birliğine, kardeşliğine verdiği önemi vurgulayan mesajı verecektir. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Türkiye dünyanın önemli aktörlerinden birisidir. Yani dünyanın coğrafyasına baktığınız zaman en merkezinde. Jeostratejik önemine baktığınız zaman en önemli kavşak noktalarından birisi. Avrupa'nın en doğusu, Asya'nın en batısı. Bir yanı Orta Asya'ya bakıyor. Oradaki bütün o Türkiye Cumhuriyetleri'ne çok yakın bir coğrafi yakınlık içerisinde. Karadeniz üst tarafında Rusya ile komşuluğu var. Balkanlarla komşuluğu var. Orta Doğu'ya baktığınız zaman Orta Doğu'da bir komşuluğu var. Asya'ya baktığınız zaman Asya'da ciddi bir komşuluğu var. Arap dünyasıyla komşuluğu var. Dolayısıyla Türkiye'nin coğrafyası, jeostratejik önemi, kültürel ve tarihi zenginliği, dünyanın kalbi binlerce niteliğinde asırlık bir tarihe geçmiş olması, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olması gerçekten Türkiye'yi dünyanın en önemli ülkelerinden birisi yapıyor. Galiba o 24 Nisan'da verecek mesaj da dünya barışına, kardeşliğine, dostluğuna verecek en önemli cevap olacaktır. Ben başka ülkelerden de işte Avustralya'da bir karar çıktı. Papa'nın çok talihsiz bir açıklaması oldu. Ama onların çok fazla dünya efkar umumiyesinde çok fazla rol yani makes bulduğu kanaatinde değilim. Bakınız ben Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanıyım. Her 26 Şubat'ta Hocalı'yı anarız. 1992'de orada Dağlık Karabağ'da Hocalı'da yaklaşık 11 bin kişinin yaşadığı yerde 1500 tane Müslüman, büyük çoğunluğu Azerbaycanlı, bir kısmı Ahıska Türk'ü insan katledildi vahşice. Ve onlar kamera kayıtları var. İnsanların kendi itirafları var. Kitap yazmışlar. Radyo konuşması var. Makale yazmışlar. Ben yaptım diyor. Yani o şeylerden, o olayı yapanlardan. Ona rağmen Batı dünyası ona sessiz kalıyor. Papa çıkıyor diyor ki işte soykırıma benzer bir şeyler söylüyor. Şimdi bunlar tabii çok talihsiz açıklamalar ve esasında tarihi gerçeklerle de örtüşmeyen açıklamalar. Ben 24 Nisan'ın bütün bu açıklamalara çok kuvvetli Çanakkale gibi bizim için çok önemli bir mekandan
Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok güçlü bir mesaj olacağını düşünüyorum. Vereceğini evet.